Cumhuriyet Kadınları Derneği kadın mücadelesinde bir atılım daha yaptı. Üretimde ve istihdamda kadın zirvelerinin ilk ayağı Girişimci Kadınlar Zirvesi İstanbul'da düzenlendi. Tuzla Belediyesi'nde düzenlenen zirveye CKD Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ayla Dev ve Gedik Üniversitesi KAGİMER Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ayşin Şişman ve örnek girişimcilik hikayeleriyle sektöre yön veren birçok girişimci kadın katıldı. Nereye istiyorsa, hedefi nereyse orayı tuturdu. Zirvede yaptığı konuşmasında üretime vurgu yapan CKD Genel Başkanı Tülin Oygür, üretim seferberliği kadınsız olmaz dedi. Kadınların üretimdeki rolüne vurgu yaptı. Milli üretim seferberliği, kadınlarımızın bu üreterek ilerleme mücadelesiyle koşuldur. Yani zorunlu olduğumuz üretim seferberliği, kadının devrimsel atılımına da büyük bir ivme kazandıracak. Kadını hala bugünkü oranda çalışma hayatı dışında tutarak bu ülke üretim seferberliği yapamaz. Üretim ve istihdamda kadın zirvelerinin çıkış noktası bu. Oygür, ilk ayağı İstanbul'da düzenlenen üretimde ve istihdamda kadın zirvelerinin ayrıntılarını paylaştı. Girişimci kadınlara bir soralım. Nasıl yapıyorlar bu işi? Hangi dertleri var? Soralım, esnaf kadına soralım, çiftçiye soralım, kamu çalışanına soralım, ev kadınına soralım. Nasıl olmasını isterler, ne olsaydı çalışırlardı gibi. Üretime geçeceğiz, kadınlar buna ne kadar hazır? Bunu sorgulama çalışmasını 9 başlık altında 8 ilde İstanbul'da 2 olmak üzere hayata geçirdik ve ilkini bugün yapıyoruz. Üretim seferberliğinin önemini vurgulayan Oygür, izlenecek yol haritasını da anlattı. Üretim seferberliği döneminin mutlaka Mustafa Kemal Atatürk'ün karma ekonomik modeliyle ve devletin planlı kalkınma stratejileriyle yürümesini, yani devletin bu işin merkezinde olması gerektiği, belirleyici, denetçi ama yapıcı, özel sektöründe yapıcı, kişi değil, halk çıkarı için stratejilerini belirleyen bir unsur olmasını istiyoruz. Çünkü diyoruz ki ancak bu bakış altında kadın istihdamında mesafe alır. Kadının çalışmasının ruh sağlığıyla da ilgisi olduğu belirtildi. Kadının sağlıklı olabilmesi için bedenen ve ruhen iyi olması gerektiğini hep gördüm, gözlemledim. Bedenen hiçbir sağlık sorunu olmamasına rağmen ruhen hasta olan kadınların bedenen de sağlıklı olmadığını gördüm meslek hayatım boyunca. Bu nedenle kadının hayatın içinde olması, mutlu olduğu alanlarda yaşaması ve kısıtlanmaması gerektiğini bizzat kendim gözlemledim. Bu İlki yapılan üretimde ve istihdamda kadın zirvesi Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek.